Selamlar arkadaşlar, ben Bluebariton. Bugün birlikte Games of War oyununun yeni bölümüyle beraberiz. Arkadaşlar, hafta yavaş yavaş bitiyor. Yeni hafta yeni kampanya, yeni özellik gelecek tabii kısmetse. Şimdi biz de ondan önce bu hafta bugün ne var? Class Trial, yani bir sınıfın hızlı ilerlemek için gelen günlük etkinliği var. Buna gireceğiz. Bu da bu haftanın başında muhtemelen söylemişizdir. Hero Pant sınıfıydı. Hemen etkinliğe bir girelim. Şimdi hemen detaylarına gireceğiz. Buradan sol üstten seçebilir ya da sol üstte görünmüyorsa siz de sağ tarafa gelerek de yukarıdan bakın, bulup açabilirsiniz. Buradan da göreceğiz şimdi detayları. Evet, bakın burada da göründüğü gibi Hero Pant sınıfı için. Bu 24 saatlik bir etkinlik. Yani bu etkinlikte ekstra deneyimler kazanıyorsunuz. Şu şekilde, normalde bir sınıfı seçip normal bir keşif savaşı yaparsanız her savaştan bir deneyim alıyorsunuz. Ama özel, mesela günlük görevlere vesairelere ya da challenge vesaire, buralara girdikçe iki deneyim gelebiliyor. İşte etkinlikte de hem her savaştan ikişer deneyim alabiliyoruz. Çünkü hem o sınıfı da seçiyoruz geliştirmek için. Hem de ekstra olarak arkadaşlar, burada ödül olarak da bize deneyim geliyor. Dükkandan alışveriş yaparsanız da deneyim geliyor. Şimdi sınıfın kendi silahını almak istiyorsanız şu dükkandan göstermek istiyorum. Bakın 5. kademede, ki 5. kademeye kadar alışveriş yaparsanız 850 elmas. 5. kademede bunu 850 elması verip de almaktansa 250 savaşı o sınıfı seçerek hızlı keşifte kazanırsanız çok daha hızlı bitirebilirsiniz. Böylelikle de bu silahı zaten size sistem verir. Ama isterseniz buradan elmas karşılığı alabiliyorsunuz. Ben genelde bu tarz etkinliklerde ilk 4 kademeyi almayı uygun görüyorum. Bir 500 elmas yetiyor. Mesela bakıyorum, 30, 70 daha 100, 150 daha 250, 250 daha 500, gördüğünüz gibi. Burada 500 verip 4 kademeyi alırsam bana bolca hem savaşlarımda bana destek verecek iksirler, ruh puanları, ekstra şartlara uygun, burada takım oluşturma şartına uygun kartlar verebildiği gibi ekstra olarak da deneyimler veriyor bu sınıfa ait. Tabii siz derseniz ki, ben hani oradaki silah önemli değil, burada verilecek deneyimleri de alacağım, ben böyle devam edeceğim, o zaman herhangi bir mesele yok. Şimdi gelelim olaya. Arkadaşlar, savaşırken burada her seferinde karşınıza 5 tane düşman çıkacak. Bunların seviyeleri o round'un seviyesine göre düşük oluyor. Mesela şu an ödüller kısmına bakın. Birinci round'da diyor ki 5 savaş kazan diyor. İşte bakın, birinci round olduğu için bunların seviyesi yukarıdaki taşlardan gördüğünüz gibi 10, 10, 12, 15, 15. İkinci round'a geçtiğinizde bunlar 20, 20, 22, 25, 25 gibi olacak ve giderek artacak. İşte ödüllerde de, şöyle gelelim ödüllere tekrar. Gördüğünüz gibi 8 round'u bitirirseniz, yani toplam 40 savaş, buradaki bütün ödülleri alıyorsunuz. İşte Chaos Orb'u, yine ekstra bu sınıfa ait deneyimler geliyor. Ve burada aldığınız deneyimler size ekstra ekstra geldiği için sınıfınız da hızlı hızlı ilerlemiş oluyor. Normalde siz bir savaş yapınca hızlı keşifte bir deneyim ya da böyle ekstra yerlerde takıldığınızda ikişer deneyim alıp ilerlemektense, buna ek olarak işte ödüller kısmından alıyorsunuz, dükkandan alışveriş yaparsanız ekstralar geliyor ve çok hızlı ilerlemiş oluyorsunuz. Şimdi takım şartlarına bakalım. Bu arada 8 tane hakkımız var. Bakın sol üstte görünüyor. Hatta ana ekrana gelirseniz altta da görünüyor. Savaş sırasında eğer kuzgun çıkarsa, bu kuzgunu kaçmadan yenerseniz, çünkü kaçarsa boşa gider. Yenerseniz ve savaşı da kazanırsanız size hem o savaşın hakkını geri veriyor, hem de ekstra bir hak veriyor, hem de bir savaşı da yapmış oluyorsunuz. Yani doğal olarak bir kuzgunla iki ilerleme kazanmış oluyorsunuz. Toplamda 40 savaşı bitirirseniz de zaten 8 round'un ödüllerini alırsınız. Şimdi gelelim takım şartlarına. Bir savaşı seçiyorum. Rastgele, burada fark etmez. Bakın burada altta şartlar var. Troop Restrictions. Yine sizin karakteriniz istediğiniz silahı alabiliyorken diğer takımdaki karakterler, bakın, bir Bright Forest krallığından olmalıymış. İki de türleri Fey olmalıymış. Yani oldukça daraltılan bir filtre. Buna uygun takım yapacaksınız. Yine bu biraz aslında sizi, etkinlik anahtarınız varsa kullanmaya teşvik ediyor. Çünkü bu hafta Bright Forest krallığının haftası olduğu için bu krallığının etkinlik anahtarıyla açılan sandıklarda bu krallıktan karakterler geliyor. Büyük ihtimalle de fey olacakları için bol bol eksikse de oradan bulma şansını veriyor size. Hem de biraz oraya zorluyor. Gelelim takım düzenle diyelim. Sistem hemen filtresini kendi atıyor. Bakın burada direkt Bright Forest ve Fey'i kilitlemiş.
Şimdi bize bunları gösteriyor. Ben buradan tabii seviyeye göre sırala dediğimde daha önceden geliştirdiğim karakterlerin bir önden görmek istiyorum. Hani ben onlarla yaptığım bir takım varsa onlar hatırıma gelsin. Uygulayabiliyor muyum? Görmek için. Mesela bakıyorum geçmişte elde ettiğim havuzumu ya da geçmişte elime geçen bir mitik kart Suna'nın burada olduğunu görüyorum. Bu haftanın özel karakteri Twinkleberry'i görüyorum. Bunun yanı sıra Glitter'ı kullandığım bir takım hatırlıyorum ama orada Bright Forest'tan olmayan karakterler vardı. Yine bana desteği verebilecek Leprechaun'u kullanabildiğimi görüyorum. Bakın çok güzel. Onun dışında geçmişte yine Caterfly vardı elimize geçen. Onun dışında bakıyorum. Geliştirmemişim ama elimde efsane olan bir karakter görüyorum. Bakıyorum ne yapıyormuş. Seçtiğimiz düşmana vuruyormuş. Eğer patronsa diyor. Demek ki patron olaylarına girdiğimizde işe yarayacak gibi görünüyor. Şimdi genel olarak bunları görüyorum. Şimdi buna ek olarak silahlarımıza da bir bakalım. Yine dilediğimiz silah seçebiliriz. Buradan yine seviyeye göre sıralamışız. Yine kaliteye göre sıralayıp silah değiştirebilir. Hatta sınıfın kendi silahını 250 savaş kazanıp kullanma ihtimaliniz de var. Şuradan sınıfa gelelim. Hierophant'a bir gelelim arkadaşlar. Bakın buradan seçiyorum. Şimdilik bunu seç diyeceğim takım için. Ama bunu daha sonra değiştirebiliriz. Sorun yok. Girelim. Sınıf bilgileri. Bakın buradaki silahı sınıfın kendi silahı. Şu anki benim büyü gücümle tabii değeri veriyor ama sizin büyü gücünüze göre aşağıda ya da yukarıda olabilir. 32'yi bölerek hasar veriyor. Herkesin doğrudan canına vuruyor. Bakın yalnız True Scatter. Yani bu doğrudan cana vuran bir silah. Ve de diyor ki her bir fey dostum ve düşmanım için kişi başına 8'er hasar daha veririm diyor. Ama dikkat edin hepsini cana vuruyor. Çok etkili. Ve de eğer düşman ölürse diyor tüm dostlarımın diyor tüm dostlarıma iki rastgele olumlu özellik eklerim diyor. Bakın çok güzel etkili bir silah. İsterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela bu etkinliği savaşını yapmadan önce 24 saatlik olduğu için vaktiniz varsa hemen hızlı bir keşif takımınızı seçin. Sınıf olarak Hierophant'ı seçin ve 250 savaşı kazanıp bu silahı elde edin. Ama derseniz ki ben orada 500 artı 350 elması vereceğim. Hem Hierophant için ekstra deneyimler vesaireler alacağım diyorsanız o şekilde de alabilirsiniz elbette. Tercih tamamen size ait. Şimdi gelelim takıma. Ben şimdi bir takımı not etmiştim arkadaşlar. Önerilen bir takımdı. Onu size göstermek istiyorum. Ama mantığını da göstereceğim önce. Mesela yine hep takım kurma mantığından bahsediyorum. Birincisi arkadaşlar, toplu olarak saldırabileceğimiz alan saldırısı yapabilen bir karakterimiz varsa bunu takımın 3. sırasına falan koyup daha güvende tutacak bir yerde saldırı için bekletebiliriz. Bu güzel olabilir. İkincisi en öne bir tank koymak isteyeceğiz ama bu tank bize ya alan saldırısı olarak destek verebilir ya da mana desteği verebilir ekstra olarak. Ekstra olarak da 2. ve 4. sıraya mümkünse de bolca mana desteği verebilecek karakterler koyarsak güzel olabilir. Mesela şimdi bu takımda hemen yine önce seviye sıralamasından bir daha bakalım. Burada Leprechaun'u görmüştüm. Mesela bakın bana mana ve desteği verebilecek bir karakter. Bunu sona veya ikinci sıraya koyabilirim. Kendi silahlarımdan ne kullanabilirim diye baktığımda şöyle bakıyorum. Mesela burada şöyle bir alan vuruşlarıma baktığımda mesela bir sürü şey şimdiden seçilebilir. Bir bakalım. Yine geliştirdiklerimi önce gösteriyor ama farklı bir şeyler de seçebilirim. Yine bakın mesela dağ parçalayan örnek koyabilirim. Onun dışında bakın alan vuruşu yapan kartım vardı ama fırtına çağırırsam yani hepsine alan vuruyordu. Çağırmazsam fırtına yoksa sadece bir tane seçtiğime vuruyordu. Ama fırtına varken hem seçtiğime vuruyordu hem de alan vuruş yapıyordu ve doğrudan canlılara vuruyordu. Ayrıca Arboreal Kristalim yine yeşil mana patlatmak için işime yarayabilir. Bu aynı zamanda Leprechaun'u doldurabilir. Tekrar saldırtabilir gibi. Mesela bakın mana desteği karakterler gördük. Saldırı için mesela ne kullanabilirim diye bakıyorum. Şöyle bir bakalım. Mesela Glitter bizim çok güzeldi. Özellikle yeşil ve mavinin eşleştiği yerlerde sıra hem sizde kalıyordu hem de bolca yeşil çıkarıyordunuz. Mesela bunu yine katabilirim gibi görünüyor. Vesaire burada değişik tercihler yapabiliriz. Şimdi önerilen takımı bir örnek göstermek istiyorum. Ve o takım üzerinden oynamayı düşünüyorum. Önce bir geri gelelim. Buradan bir çıkalım. Ben buraya not etmiştim takımı.
Araştırmıştım. Şöyle bir bakalım. Şuraya bakın not etmiştim. Bunu alıp kopyalayalım bir de. Şimdi arkadaşlar bu takım önerilmişti şöyle. Silah olarak henüz geliştirmedim. Bunu geliştireceğim tabii ki. Bakın alan saldırısı yapan bir silahı eline koymuşlardı. Tüm düşmana şu anki benim büyük gücümle 30 vuruyor ve 6 tane kırmızı mana oluşturuyor. Yani buradaki şimdi olayımız kırmızı manaya sürekli destek vermesi ve alan vuruşu yapması bakın. Hem de tank görevi yapıyor bizim karakter. İkinci sıraya bir fake cap konmuş, bir çeşit mantar. Bakın 26 yine bölerek hasar veriyor. Şu anki büyük gücüyle 26 ve her bir fey dostu için ekstra 4 hasar ve de %50 ihtimalle de diyor rastgele düşmanı hastalık bulaştırır. Yine yan becerileri şu an çok saymadan gidiyorum. Shimmer Scale vardı. Kahverengi manaları kırmızıya çevirir diyor. Bakın sürekli bir kırmızıya destek var. Ekstra olarak da seçtiğiniz düşmana 25 vuruyor ve de her bir dönüştürülen elmasın yarısı kadar daha ekstra hasar veriyor. Onun dışında Leprechaun yine mana toplamamız için bize destek verecek. Şimdi önerilen bu takımla başlayacağım. Burada Flamma'yı bakıyorum. Beastly Banner. Yine Vervus yer altı krallığını açtıysanız bu Flamma size gelecektir. Onun dışında sınıf olarak da yine Hero Pant'ı seçtik. Ben çok ilerlememiştim bunda arkadaşlar. O yüzden çok fazla yetenek açık değil. Bu arada yan becerisini de açacağız bunun birazdan. Şimdi dönelim. Şunu kopyaladık. Buradan etkinliğe bir girelim. Pardon. Şunu hemen bir geri gel. Şimdi bu takımı deneyerek başlayacağız. Sonra da belki istersek farklı kendi tarzımızda bir takım da deneyebiliriz. Etkinliğe girelim. Evet, şimdi burada bu takımla bir başlayalım bakalım. Bunu geliştireceğiz tabii şu an. Şimdi buradan rastgele savaşa gir, takım düzenle diyelim. İlk önce bu takımı bir yapıştıralım. Aynen. Tamam, şimdi Hierophant sınıfı seçili, Flamma'mız seçili, takım seçili. Şimdi bunların gelişimine tek tek bakalım. Önce sınıfla başlayalım. Hierophant'a geliyorum. Burada yan becerileri açalım. Bakalım neler varmış. Bütün dostlara diyor ki rastgele 2 yetenek puanı katar. Bu yetenek puanları işte saldırı gücü, cana, zırha gelebilir ya da büyü gücüne gelebilir. İkinci sıradaki diyor ki yetenekle verilen hasarlarda bizim karaktere yapılırsa işte %25 gelen hasarı azaltıyor. Ekstra olarak da %25 ihtimalle diyor. Bakayım bir. Şöyle diyor arkadaşlar. Her tur sıra bize geldiğinde rastgele bir dostumuza %25 ihtimalle rastgele bir olumlu etki verebilirmişiz. Bu da her sıra bize geldiğinde olduğu için savaş uzadıkça da bu ihtimaller artıyor demek. Biz bunların üçünü de açalım şimdi. Sınıfın yan becerilerini açmış olalım. Güzel. Daha önceden savaş 20 seviyeye çıkarmışız. Yalnız yetenek ağacımız ilerlememiş. 14'te kalmış. 100'e kadar gitmesi lazım. Neleri seçmişiz? Bir kontrol edelim. Şimdi bütün rakşalar için diyor. Burada asa kullanıyorsan diyor. Burada da 8 can kazan diyor. Asa kullanmıyoruz. Rakşa da yok sanırım bu grupta. O yüzden 8 can kazan diyeceğiz karaktere. 5'e bakalım. Yanmaya ve fire ateşine bağışıklık. Yanma biliyorsunuz her tur 3 can götürüyor. Fire ateşi de üzerinizde yeşil bir ateş yanıyorsa düşman yeteneğiyle %50 fazla vuruyor. Bunlara bağışıklık üzerinize yapılamaz. İkinci de ne diyor bakalım. Eğer ilk sıradaysanız 10 zırh kazanıyorsunuz. Bakın ilk sıradayız. Olabilir. Devam. Diğeri de bakın her dörtlü ve beşli eşleştirdiğinizde üzerinizde bir olumsuz etki varsa bunu silmiyor. O yüzden bunu seçeceğim. Rakip ne yaparsa yapsın. Mesela bazı özel silahlar. Mesela esans vardı. Kötülük esansı. Olumsuz bütün etkisi eşleştirdiği düşmana veriyordu. Öyle bir şey yapıldığını düşünün. Bir dörtlü beşli eşleştirirsiniz. Hemen üzerinizdeki etkileri silerirsiniz. Temizlersiniz. O yüzden bu önemli. 10. sıraya bakalım. Ne zaman bir dost ölürse hemen rastgele bir düşmanı yakıyor. İkinciye baktığımızda dörtlü beşli eşleştirince tüm dostlar için 2 can veriyoruz. Bu da arka arkaya eşleşmeler yaparsanız hem sıra sizde kalabilir hem de dostlarınızın canını doldurabilirsiniz. Her sıra size geldiğinde 2 can yenileme. Yani bu da yenileme olduğuna göre maksimum canınızdan eksildiyse doldurmak için. Ben burada
4'lü 5'te de 2 can doldurmayı mı seçeyim diyorum ya da yakmayı mı? Şimdi bakıyorum. Bir dost öldüğünde yakmayı seçsek aslında güzel olabilir ama şimdi dostu kaybetmek demek de bir zayıflık demek. Bakıyorum. Biz her 4'lü 5'te de can doldurmada tutalım şimdilik. Sonra gerekirse değiştirebiliriz. Bakın şimdilik açık olan kısımları kullandık. Bunu da hazırladık. Tabii siz de daha ilerlemişseniz daha etkili olabilir. Şimdi sınıfla ilgili geliştirmeleri yaptık. Bizim karaktere gelelim. Şimdi silahımızı geliştirelim. Bunu daha önceden geliştirmemiştik. Bir sürü külçemiz var maşallah. O yüzden yapalım. Şimdi ilk kademeden itibaren bakıyoruz. Saldırı gücünü arttırıyor. Bir sonra 4 zırh arttırıyor. 2 saldırı gücü daha. 4 can daha. 1 büyü gücü daha. Sonra yeteneği kullandığım an bana 4 can basacağını söylüyor. Ekstra olarak ilk düşmanda fire ateşi yakacakmış yeteneği kullanır kullanmaz arkadaşlar. Bu da o kişiye eğer bağışıklığı yoksa fire ateşi yanarsa yetenekle her vuruşumda %50 fazla vuracağım demek. Hangi kartın yeteneği olursa olsun. Devam edelim. Son 8. sırada da 8 ve 9'da bakalım. 8'de ilk düşmanı yakıyor. 9'da da rastgele bir kırmızı manayı yok ediyor. Yok ettiğiniz direkt size geliyor. Ekstra olarak da oradaki küçük kayma oluşuyor yukarıdan aşağı dikey olarak. Şimdi bunları 45'e hemen hepsini açalım. Silahımız hazır olsun. Güzel. Bu silahı da hazırladık. Tamam. Sınıfın yan becerilerini de açmıştık. Evet bakın onlar da burada hazır. Şimdi sıradan şunlara bakalım. Leprechaun zaten önceden geliştirdiğimiz bir kart. Sadece yakında mitik yaparsa kopyaları olursa 25 tane gerekiyor. 6 var. Onu da ekstra seviyesini arttıracağız. O tamam. Şimdi buradan sırayla Fake App ve Shimmer Scales'i yapalım. Tamam. Önce yeteneğine bak kalitesine bakıyorum. Bir tane daha olsaymış bakın arttırabilirmişim. Devam. Seviyesini önce yapalım. 18 hemen. Şimdi bu takım bir deneyerek başlayalım arkadaşlar. Güzel. Yan becerileri açabiliyor muyum? Bakın şu an 7 tane Arcane Storm eksik. O yüzden açamıyorum. Buradaki yeteneklere. Ama ilk yeteneğini açabilirim. Tamam. İlkini açalım. Diğerlerini de eğer taş bulursanız ya da hızlı keşife gidip hem sınıfı 250 savaşı tamamlamak düşünülebilir. Bir yandan da taşlar aranabilir ama sizi bekletmemek için bunları açmadan gireceğim savaşa. Devam edelim. Bir de fake'e bakalım. Bunun da hemen kalitesini mitiğe çıkarabiliyor muyuz? 25 tane var elimizde ama 50 olması gerekiyormuş. Yan becerilerine bakalım. Bakın bunların hepsini açabiliyorum. Hastalıklı düşmanlara kuru kafa saldırısı yaptığında yani en öne çıktığında bizim tank gittiği zaman kendisi 2 katı vurma şansı olacak hasta olanlara. Yutulmaya karşı bağışıklığı olacak. Ve de kuru kafa saldırısı gelirse en önde olursa %33'ünü yani 3'te 1'i diyelim kesecekmiş. Yaklaşık olarak. Bunu yan becerilerini açtık. Seviyesini de 19'a çıkaralım. Güzel. Şimdi bu takım bir deneyelim. Güzel. Hierophant seçili. Bu da bir yandan ilerleyecek. Savaşa girelim. Şimdi bir deneyelim bakalım ilk savaşımızda. Evet. Bu şartlarda en azından önerilen bir takım olarak denemiş olalım. Bakalım neler yapabileceğiz. Evet ilk savaşımıza giriyoruz. Bu arada sesimiz kısık mı? Biraz da onu açalım. Bakın kuzgun geldi. Şimdi ben 8 akla başlamıştım. Dükkandan hiç alışveriş yapmamıştım. Unuttum onu. Aslında alabilirdik. Ama alıp almamak yine size kalmış. Şimdi bunu yenersem hem savaşı bitirmiş olacağım. 39 savaş kalmış olacak. Hem o 8. hakkımı geri alacağım. Hem de üstüne bir fazladan hak alacağım. Ama onu kaçırmamam gerekiyor. Bu da sarı manaya dikkat etmem lazım. Öncelikle mana toplayalım diye Leprechaun'la patlatıyoruz. Etrafındaki 8'leri de yok ediyoruz. %50 eşleşmeler. Tamam. Bir hasar geldi ama bakın şu an gayet güzel. Canımız, zırhımız yüksek. Gayet iyi. Güzel bir tank görevi yapıyor. Şimdi bakıyorum. Yine sarılara dikkat etmek istediğim için. Önce şurada dikey olarak sarı alacağım sağ taraftan. Çünkü yukarıdan aşağıya yeşil falan gelirse belki eşleşme olur. Yani istediğimiz gibi. Güzel bir mana topladık. İlk düşmandan kurtulduk. Şimdi buradaki yeteneğime bir bakmak istiyorum.
Bakın 38 bölerek vuruyordu. Her bir fey dostu içimizde ekstra vuruyordu. O da ekstramızda artı 16 sağda görünüyor. O yüzden bunu direkt vuracağım ve işi bitirdik. Bakın şimdi kuzgundan da hak geliyor. 8.yi geri aldık. Yani 9 hakkım var ve bir savaş bitirmiş olduk. Hem de ekstra bir hakkımız olmuş oldu. Dönelim. Birinci savaş bitti. Ortada bir küçük tik var ve 9 hakkımız var diyor. Şu an bakın takım güzel gidiyor. Ama tabii başlangıçta rakipler çok güçlü değil. İleride nasıl olacak bakacağız. Devam edelim. Tabii burada bu silahın yerine sınıfın kendi silahını koyup deneyebilirsiniz. Onun avantajı belki çok daha iyi olacak. Eğer elinizde varsa. Şimdi yine önceliğimizde bakın dörtlü var. Onu bir alalım. Kaymalar eşleşmeler olsun. Ekstra mana toplayabiliyor muyum diye bakıyorum. Göremeyince de yeşil manaları patlatalım. Güzel. Bakın bir yeteneğimiz hazır. Evet rakipten bir saldırı geldi. Bir dikey dörtlümüz var. Onu alalım. Kırmızılar hep işimize yarıyor. Biliyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim. Kırmızı ve yeşillerden artı 2 mana alıyorum. Ama mavilerde eksi 1'deyim. Dikkat edeceğiz. Şimdi kırmızı ve yeşiller bizim için hep demek ki öncelikle. Burada bir dörtlü beşli var mı deyip bakalım. Alabildiğim göremiyorum. Tamam. Yetenek ne diyor? Kahverengileri kırmızıya çeviriyor ve rast seçtiğim düşmana 34 vuruyor. Ekstra her bir dönüştürülenin yarısı kadar daha vuruyorum. Yani sağda gösterdiği kadarıyla artı 7. Yani şu an istediğime 41 vurabilirim. Ama ben bir kahverengilerle kırmızılara bir bakmak istiyorum. Bir arada oluşturdukları bir dörtlü, beşli falan var mı diye. Kahverengiler ve kırmızılara baktığımda üçlüden fazlasını göremiyorum bir arada. Yani o yüzden bunu isterseniz bekletebilir, isterseniz tehlikeli bir şey için kullanabilirsiniz. Ben burada tabii kullanacağım. Kraliçe mobu alacağım ki bütün herkesi dondurmasın, manaları emmesin diye. Tabii biraz rakibe kırmızı mana bıraktım ama sorun değil. Tam rakip saldırdı. Burada bir kayma oluşturdu sanırım. Bakayım. Bir an bana öyle geldi ama oluşturmamış da olabilir. Dörtlü beşliyi alalım. Güzel bakın. Yeteneğimiz yine hazır. Hepsine de vuracağız hemen. Ve bu şekilde burayı da almış olduk. Çok güzel. Takım güzel. Beğendim. Özellikle yeni bir takım kullandığınız zaman ilk başta bir acemiliğiniz oluyor. Yani hangi sırayla yapayım? Neye öncelik vereyim? Hangi manayı toplarsam, birini hazırlarsam daha iyi olur. Bir öncelik sıralamanız, bir kullanma şekliniz ilk başta belirsiz oluyor. Biraz acemilik oluyor ama kullandıkça stratejiniz belirleniyor ve alışıyorsunuz takıma. Alışınca da çok daha etkili oluyorsunuz. Devam edelim. Bakın ikişer deneyim almaya devam ediyorum. 2 ondan aldım. 2 bundan 4 deneyim. Bu o 5'i bittiği zaman toplam 10 deneyim almış olacağım. Artı ödüllerden de 10 deneyim gelecek ilk etapta. Ki siz ilerledikçe o gelen deneyimler değişecektir. Bir noktadan sonra. Dükkana gelince dükkandan bakayım ekstra alayım mı diye bakıyorum. Şöyle bakıyorum. Yani ben genelde dördüncü sırada falan özel bir silah falan vermedikçe çok fazla elmas harcamak istemiyorum. Ama sizin için bu sınıf çok önemliyse ve bir an önce tamamlayayım diyorsanız yani çok fazla savaş yapmadan buradan alacağım deneyimlerle yükseltebilirsiniz. Mesela bakıyorum. Birinci de 5 deneyim. İkinci de 15. Üçüncü de 50. Dördüncü de 150. Beşinci de 250. Altıncı da 360. Yedinci de 500 deneyim veriyor ve burası sanırım sürekli devam ediyor, tekrar ediyor. Yani sürekli aldıkça devamlı 500-500 deneyim alacaksınız ama bu elmasları harcayıp harcamamak elbette size kalmış. Ben şimdilik harcamadan devam edeceğim. Şu 5 savaşı da bitirelim. İlk round'un ödüllerini alalım istiyorum. Devam edelim bakalım. Takımı da beğendim. Gayet güzel görünüyor. Tabii ki biraz zorlaştığı zaman ileriki roundlarda nasıl olacak bakacağız. Bir kuzgun daha yine kaçırmamaya çalışacağız. Yine bir dörtlü beşli var mı? Önce ona bakıyorum. Bir mavi görüyorum. Onu bir alalım. Güzel. Başka bir dörtlü beşli var mı? Bir bakalım. Şu an göremiyorum. O yüzden önce şu sarıyı alacağım. Ama yeşilleri patlatırsam sarıları da biraz yok ederim. O yüzden çünkü etrafındaki 8'i de yok ediyorum yeşilleri. O yüzden mana toplayacağım. Şimdi rakibe bakıyorum. Sarı mana mümkün olunca vermemem lazım. Gerçi sarının ilkini en üstteki karakter alıyor düşmanda. Ama kuzguna dikkat etmem lazım.
Şimdi benim önceliğim yine kırmızılar, yeşiller. Onu da unutmamam lazım. Dörtlü beşli yoksa. Şimdi yukarıda yeşil var. Altta kırmızı var. Bakalım. Şimdi ben kırmızıdan gideyim öncelikle. Güzel. Sarı aldı ama bakın öndeki karakteri aldı. Ama öndeki karakter yok olduğunda çok tehlikeli. Bir kuru kafa saldırısı var ama almayacağım. Rakip vursun. Ben mana toplayacağım. Güzel. Şimdi bakın buradan bir alan vuruşum var. Bunu bir yapalım hemen. Nasıl olsa bunlar ilk seferde zayıf olduğu için çabucak ölüyorlar. Hem de şimdi tekrar bir hak kazandım ekstra. Hem de bir savaş daha kazanmış olduk. İki ilerleme daha yani. Çok güzel. Bakıyoruz şu anki duruma. Başlangıçta 8 hakla başlamıştık. Bakın 9 hakkımız var ve 3 savaş bitti. Yani 37 savaş kaldı ve 9 hakkım var. Tabi burada dükkandaki kademeleri aldıkça ekstra haklar da geliyor. Onlar da yine isterseniz dilediğiniz noktada katabilirsiniz. Ama zaten alacaksanız bekletmeye gerek yok. Çünkü iksirler de size savaşınızda destek vereceği için erkenden destek alırsınız. Hani savaş kaybedip de hakkınız boşa gitmesin diye. Devam. Buradaki savaşları tamamlayalım birinci raundu bakalım. Tabi biz kartları hepsini mitik yapıp işte bütün yan becerilerini açmamışız. Hierophant sınıfını tamamen ilerletip bütün yetenekleri açmadığımız için belli bir zayıflık olacak. Aynı zamanda genel gelişimimiz de çok ilerlemediği için. Ama bunlar normal. Devam. Bir dörtlü beşli var mı diye bakıyorum. Göremedim. O zaman mana toplayacağım. Hemen. Şimdi yine kırmızı yeşilden bakıyorum. Yeşil bir dörtlü var. Onu bir alalım. Ondan sonra kırmızıya bakıyorum. Yine kuru kafaları ona bırakıyorum. Hiç sorun yok. Saldırsın. Bizim tank devam edecek. Ben şu kırmızıya da alayım. Tamam. Şimdi yeşil görüyorum. Kırmızı bakıyorum. Yine dörtlü beşli de bakıyorum. Tamam şu yeşili de alalım. Güzel bakın bir tanesi hazır. Mana toplama da hazır. Bize bakın olumlu özellik geldi. Yansıtma geldi. Her sıra bize geldiğinde rastgele işte gelme ihtimali falan vardı sanırım. Şimdi daha şununla bir hasar verelim. Çok güzel. Şimdi tekrar bir mana topla diyeceğim. Güzel. Bakın yeteneğimiz de hazır. Hemen onu da kullanalım. Çok güzel. Ve böylelikle burayı da halletmiş olduk. Şimdi bir savaş daha yapalım. Yalnız takıma hala alışamadığımız için biraz hem yavaş gidiyoruz hem de stratejik hata yapıyor olabiliriz kullanırken. Biraz daha üzerinde düşünmek ve denemek lazım önceliklere. Mesela direkt kırmızı manaları toplayıp bizim karakterle mi saldırmalıyız yoksa diğerlerinden farklı birine mi öncelik vermeliyiz? Bunları da değerlendirmek lazım. Şimdi bakalım. Kuzgun yok. Mana toplamak için hazırız yine Leprechaun sayesinde. Kırmızı ve yeşillere baktığımda hazırda bir kırmızı yeşil göremiyorum. Dolayısıyla mana toplamakla başlayacağım yine patlatarak. Güzel. Şimdi dörtlü var. Sarı da var, yeşil de var. Biz yeşili alacağız tabii. Ondan sonra başka bir dörtlü falan görüyor muyum? Göremiyorum. Kırmızı yok ama yeşil var. İki yeteneğim hazır. Bir bunlara bakalım. Şimdi şu anki büyü gücüyle 40 bölerek vuracak. Ve de %50 ihtimalle de rastgele birine hastalık bulaştıracak. Artı 16'm da var. 56. Buna bakalım. Kahverengileri kırmızıya çeviriyordu. Bu şimdi çevirdiği zaman eşleşme varsa sıra bizde kalıyor. Bakın mesela sol alta doğru bir ters L şeklinde kırmızı kahverengi eşleşmesi var. Bunu kullanırsam hem saldırırım hem de ekstra sıra bende kalır. Ve de diğerleri için mana toplama şansım olur. O yüzden önce bununla vuracağım. Bir düşman seç diyor. Yine sağ en alttaki düşmanı daha tehlikeli gördüm ve ona vurdum. Ve bakın hem mana toplamış oldum hem kayma eşleşmesi aldırdım. Hem Leprechaun da hazır. Bizim karakter de hazır. Şimdi yine bu karakter hazır ama kahverengi ve kırmızıdan bir dörtlü beşli var mı diye bakıyorum. Yani dörtlü ve üzeri göremediğim için bunu bekletiyorum. Bizim karakterle önce saldıracağım. Hepsine bir alan vuruşu. Yok etmeseydim de sıra bana gelince yine kahverengi kırmızı yakaladıkça kullanacağım. Yakalayana kadar onu bekletebilirim. Ama tek yeteneği hazır olan o olursa da mecbursam kullanabilirim. Stratejik. İşte bakın yavaş yavaş oturuyor. Ve böylelikle de 5 savaşı bitirdik ve ikinci round başladı. Bakın şimdi 7 hakkım var diyor ve gelenler bakın 20, 20, 22, 25, 25. Ödüller de birinci round ödülleri
10 deneyim daha verecek. 5 elmas ve 1000 altın alalım. Ve Hierophant biraz biraz ilerliyor gördüğünüz gibi. Bakın yeni bir 15 seviye diyor. Oldum diyor. Ve bu şekilde ilerliyor. Biz mesela 10'da açmıştık. Sonra 20'de açılacak. 40'da, 70'de ve 100'de açılacak. Demek ki yeni yetenekler açıldıkça da gidip gidip yeteneklerimizi belirleyeceğiz. Şimdi bakın ikinci roundda da yine 10 deneyim verecekmiş. 3'te ve 4'te 15'er. 5'te 6'da 20'şer. 7'de 25, 8'de de 30 verecekmiş. Ekstra kaos orbu, elmaslar, altınlar sizin oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi etkinlik bu şekilde. Günlük gelen, yine haftanın günlük gelen etkinliğinden sınıf ilerlemesi klasteri geldi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorularınızı, önerilerinizi, yorumlarınız için her zaman yorumları kullanabilirsiniz. Destek vermek istiyorsanız abone olarak her zaman destek verebilirsiniz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.